bebek tedavisi aslında stresli bir süreçtir. Özellikle de tüp bebek tedavisinde embriyo transfer edildikten sonra olan lekelenme ya da kanamalar hastalarımız tarafından olumsuz olarak algılanmaktadır. Fakat zaman zaman bu kanamalar embriyonun yerleşmesine de işaret edebilir. Bu nedenle miktarı ve rengi çok önemlidir. Bu tip bir durum olduğunda mutlaka doktorla irtibata geçip bunun sebebi için bilgi almak ve bu noktada da bazı kullanılacak ilaçlarla bu kanamanın kesilmesi ya da lekelenmenin sona ermesi mümkündür. Örneğin bazı progesteron iğneleriyle bu kanamanın durmasını mümkün kılıyoruz. Bunun dışında gebelik olduğu zaman özellikle ilk gebelik testinden sonra da yine bazen kanamalar görebiliriz. Bu kanamalar önem arz edebilir çünkü bazen bunlar bir dış gebeliğe de işaret edebilir. Bu nedenle beta HCG testi yani gebelik testi pozitif olduktan sonra ultrason yapma zamanına kadar olan kanamalarda da mutlaka hekimi bilgilendirmek gerekmektedir. Bu durumlarda ya da bu süreçte olan kanamalarda erken dönem bir düşük, kimyasal gebelik ya da dış gebelik söz konusu olabilir. Dolayısıyla tüp bebek tedavilerinde embriyo transferinden sonra gebelik testine kadar olan kanamalar her zaman kötüye işaret etmez. Yerleşme kanaması da olabilir. Burada bazı ilaç manipülasyonları gerekebilir. Hekimle irtibata geçmek gerekebilir. Bunun dışında da yine gebelik pozitif olduktan sonra da olan kanamayı, ultrason zamanına kadar olan kanamaları mutlaka hekimle bir paylaşmak gerekir. Çünkü bir dış gebeliğe işaret edebilir. Erken teşhis tedavi için çok önem arz eder.